Hepinize selam çılgınlar. Aa, bir dakika, ben kameramı da açmadım. Bakayım. Hoppa. Hepinize selam çılgınlar tekrardan. E-Futbol 2024'de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar. Yani E-Futbol'u çok fazla çekemiyorum. Çünkü çok fazla oyunla şu an ilgiliyim. Yani Stray'i bitirmeye çalışıyorum. Hani büyük ihtimalle siz izlerken ben Stray'i bitirmiş olacağım. Onun dışında Resident Evil'ı bitirme konusunda bir kararsızım, çünkü çok fazla izlenmiyor herhalde. Hem anlatım tarzım ya da ne bileyim hitap tarzım iyi değildir. Ondan dolayı olabilir. Onun dışında yeni iki tane oyun gelecek. Birisi Spider-Man, birisi Spider-Man'in devamı. Onun dışında Far Cry 6'yı çekmeye çalışacağım. Ve videolarımı genellikle arkadaşlar dediğim gibi saat 3 ve 4 arası atmaya çalışıyorum. Bir de şöyle bir şey var. İzlenmeler güzel arkadaşlar ama yorumlar, işte ne bileyim beğeniler ve abonelikler olmadığı sürece izlenmek bilmiyorum ne kadar etkili. Hani bunu da sizin takdirinize bırakıyorum. Ondan dolayı da çok fazla bir şey söylemiyorum. Şimdi arkadaşlar, eFootball'da normalde etkinlik falan oynuyordum ben hep ama yani güzel bir etkinlik yok. O yüzden ben eFootball liginden klasman maçı yapacağım bir tane. Yani e-futbolda bugün boş geçmedim. Bugün bir tane maç oynadım. Berabere kaldım. O da çok saçma bir şekilde berabere kaldım. Hiç anlamadım. Zaten misafirler falan geldi. Çok böyle ne derler ona? Sıkıntılı durumlar oldu arkadaşlar. Ondan dolayı hani o videoyu atmadım. Normalde berabere kaldım ama videoda duruyor zaten. Yani yorumlara yazarsanız onu da neden atmayayım ki? Valla dediğim gibi arkadaşlar, İnşallah diğer oyunlarda daha keyif verici, daha eğlenceli, daha güzel şeyler çıkartırız ve bu oyun bize ne bileyim hani güzel YouTube kanalı, güzel içerikler çıkarmaya çalışırız. Bir tane daha konum olacak ve derbi bu arada. Çok güzel. Turnar Sportif Kulüp. Turnar Sportif Kulüp adı altında derbi bu arada. Yani bir çalışmamız daha var. Bakalım ne kadar iyi, ne kadar kötü bilmiyorum. Benim arkadaşımla orijinal bir tane sahada böyle. Ne bileyim hani böyle futbolcular yapıyor ya genellikle, işte top kontrol challenge ya da ne bileyim direkt normal challenge, yani cross pass challenge tarzı şeyler. Yani onları yapacağız, yapabilirsek. Ve eğlenceli bir içerik çıkarmaya çalışacağım. İlk defa kendim birebir böyle bir şey yapacağım. Umarım bunlar hoş olur, güzel olur. Siz de beğenirsiniz. Ya zaten beğendiğiniz takdirde zaten bana hani yorumlarda bildirmeniz yeterli. Ben zaten elimden geldiğince sizin sevdiğiniz, izlediğiniz oyunları oynamaya çalışıyorum. Burada güzeliz, güzeliz, güzeliz. Ben Leo Messi ile başlamak istiyorum sadece. Ronaldo ile değil. Messi ile başlama sebebim de şu. Forvet iki tane. Bir anda şak diye içtim. Umarım biter. Suyum yanımda. Yani bu arada arkadaşlar, yani e-futbol videolarını da çok çekmeye çalışacağım. Çünkü tamam, oyun videolarını, oyun serilerini bir tık daha böyle hızlı bir şekilde bitirmeye çalışacağım. Ve onları direkt rezerv yapacağım. Çünkü hem ligim hem de sınavlarım olduğu için sizlere belki video eksikliği yaratmamam adına bunu yapmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, Galatasaray Beşiktaş maçı, yani daha doğrusu Turnar Sportif Kulüp Beşiktaş maçı başladı. Ciro Immobile'nin dokunuşuyla Bernardo Silva. Çok güzel maç başladı. Umarım keyifli bir seyir olur. Direkt bıraktı ama Rafa Leao o topu alır. Hatta ortayı bile yapar. Robert Lewandowski de vurur. Sonra gelir. Bir de Messi vurur. Golü de atar. Göz açıp kapayıncaya kadar gol olur. Göz açıp kapayıncaya kadar Leo Messi golü atar. Lionel Messi, Galatasaray'ın oyuncusu, Galatasaray'ın yetiştirdiği. Galatasaray nereden çıktı ya? Torunlar Sportif Kulüp kardeşim ya. Torunlar Sportif Kulüp 1, Beşiktaş 0. Derbide Torunlar Sportif Kulüp 1-0 önde. Erken gelen gol. İddia oynayanlarınız varsa üst girebilir. Tabi 1.5 üst girin ya da bilmem. Biz zaten yeniyoruz. Ciro Immobile kapatmaya çalışıyor. Rafa Leao gelirse tehlike yapar orada. Lewandowski kaptı. Lewandowski sever oraları. Jude Bellingham.
Oo, Messi'nin hareketi gördün. Jude Bellingham'ın hareketini gördünüz. Arkadaşlar delireceğim ya. Ciro Immobile'nin yaptığını gördünüz mü? Sağ ayak bir de. Evet sevgili izleyenler. Lewandowski şu sıralar takımına güzel katkı sağlamaya çalışıyor. Bana biraz geç geliyor galiba şu adam canlandırma olayı. Akanji direkt ileriye vurdu. Leao. Bernardo Silva harika açtı oyunu. Lionel Messi tek topla çıkabilirler mi? Tek topla da çıktılar. Lionel Messi tabii biraz yaştan dolayı kaybediyor. Bir de Cancelo var karşısında. O sert hareket Danilo. Danilo da zaten bu hareketin farkında ve karta hiç itiraz etmedi. Ön Minson görüntüde. Trent Alexander-Arnold. Adamın bekleri çok tatlı, çok güzel. Ve oğlum Cancelo sol bekte mi oynuyormuş? Robertson. Güzel bir oyun açtı oraya kadar. Kalede Kevin Trapp. Harikalar yaratıyor. Tabii şu sıralar konuşuluyor Kevin Trapp'ın performansı çünkü Bravo be bana. Bravo be bana. Ben böyle hatalı pasları nasıl yapabiliyorum bilmiyorum. Robertson. Jiro Immobile şimdi kaçırdı. Jiro Immobile de Bernardo Silva'ya verdi. Bernardo Silva. Jiro Immobile. Dakika 18. Torunlar Sportif Kulüp 2. Beşiktaş 0. Bu sefer ligde tarih yazmak istiyorlar. Bakalım ne kadar iyi yazabilecekler bu tarihi bilmiyorum. Ama Torunlar Sportif Kulüp harika oyununa 2 gol ekledi. Ciro Immobile atağı da sürdürdü. Oraya çok güzel girdi. Ramos mu lan o? Kim o? Göremedim. Jude Bellingham. Heung-min Son. Danilo orada. Kaleye kadar döndü top. Harika bir hata. Kalede. Kalede. Kevin Trapp izin vermiyor plaseye. Muhammed Salah'tan harika bir top. Jiro Immobile yapamadı. Gerçi Jiro Immobile için bu gol çok önemliydi. Çünkü uzun zamandır gol atmadı. Robertson. Aman. Aman çocuklar. Hadi Rafa Leao. O topa yükselir mi? Kalede Kevin Trapp. Sakin. Rafa Leao'ya doğru topu açtı. Rafa Leao biliyorsunuz vitesi arttırdığı zaman tehlikeli bir oyuncu olabiliyor. Rafa Leao. Leao vitesi hala daha arttırdı bırakmadı. Rafa Leao son çizgiye kadar indi. Leao. Keşke inmeseydi. Şöyle ortaları açamıyorlar ona sinir oluyorum. Yoksa Erling Haaland mı? Akanji mi? Tabii ki de Erling Haaland o konuda. Jude Bellingham. İkili baskı var orada. Jude Bellingham. Harikasın Jude Bellingham. Real Madrid'in kahramanı oluyordu bir sıralar biliyorsunuz. Messi. Aman. Kaptan Messi biliyorsunuz. Rafa Leao'ya gelebilir mi? Muhammed Salah. Messi. Tek topla çıkar mı? Akan Jordan fırlar mı? Klosterman. Danilo. O hareket yapamaz şu an. Bunun farkında tabii ki de. Hermanson verdi tekrar. Danilo. Lionel Messi. Bernardo Silva güzel girdi araya. Rafa Leao. Şimdi Rafa Leao vitesi arttırdı. Robert Lewandowski. Lewandowski. Şimdi verdi Rafa Leao. Oradan harika çıktı. Robertson'a gelmedi. Robertson. Klosterman. Top çıkartmaya devam ediyor. Rafa Leao. Şimdi Robertson. Tekrar. Leao. Bernardo Silva. Jude Bellingham.
Çekme kardeşim. Normal vurdum. Dudak uçuklatan da vurmadım. Olmadı. Klosterman. Hava toplarının hakimi genellikle Klosterman. Bernardo Silva tek topla çıktı. Giro Immobile. Ona da gelmedi. Şimdi atak tazeleyecek. Tornar Sporting Kulüp. Lea be kardeşim. Ben ona basmadım. Normal şuta bastım bir de ya. Harika oyununa yenilerini eklemeye çalışıyor. Jude Bellingham aldı. Jude Bellingham. Kaldırdı. Lewandowski. Ah Lewandowski. Yap şu hareketi artık. Robert Lewandowski. İlk yarı Torunlar Sportif Kulübü'nün 2-0 üstünlüğüyle sonuçlanıyor. Bravo sana. Evet, teknik direktör içeride taktikleri verdi. Torunlar Sportif Kulübü'nün teknik direktörü biliyorsunuz. O da arzulu, istekli ve başarıya aç bir hoca. Düşünmesine çok fazla izin vermeyelim. Torunlar Sportif Kulübü olarak. Andrew Robertson. Akanji. Tek topla çıkmaya çalışıyor Tornar Sportif Kulüp. Harika da çıktı. Giro Immobile verdi o da. Lionel Messi. Lionel Messi dön, bastı frene. İşte o hareketi yapma. Harika vuruşunu. Direkt sağ ayağınla gelişine otursana be canım. Olsun diyoruz Bernardo Silva. Taraftardan alkış aldı. Morali bozulmasın. Klosterman. Sert bir oyun. Giro Immobile verdi. Jude Bellingham. Tek topla olmadı. Bernardo Silva şimdi Messi'yi gördü. Messi tekrar gördü Danilo. Yap ortayı. Lewandowski. Robert Lewandowski manyağına 3. golü atamadı. Bir forvet eksiğimiz var gibi. Leao. Jude Bellingham. Giro Immobile. Ah be Giro. Kırmızı. Kırmızı yedik. Tüh ananı avradını seveyim ya. Danilo. Hiç olmayacak hareketi yaptı Danilo. İşler şimdi kızışabilir birazcık. Sağ bekim var mı şimdi benim burada? Sergio Ramos eski konumunda, eski mekanında oynayacak. Sağ bekte oynayacak. Uzun zaman sonra Sergio Ramos'u sağ bekte izleyeceğiz. Biliyorsunuz Sevilla zamanlarında sağ bekte oynardı. Real Madrid zamanlarında da ilk zamanlar sağ bek oynardı. Ve şimdi Tornar Sportif Kulüp'te de sağ bek oynuyor. Bir tık defansife çekeceğim arkadaşlar kendimi. Arayı çok güzel gördü. Klosterman. Offside beklentileri var. Offside beklentileri de doğru zaten. Direkt zaten bıraktı. Kaleci de bıraktı. Defansa bıraktı bunları. Giro Immobile. Ona doğru top. Jude Bellingham. Öyle bir hareketim yok. Robertson. Ya beni kim arıyor şimdi bak. Ve anasını sattığımın evladı. Bir dakika. Özür diliyorum arkadaşlar. Özür diliyorum. Buraya kadar izlediyseniz lütfen bir like'ınızı bir aboneliğinizi esirgemeyin bizden. Telefonlarım çalıyor. Yine de ben... Agam taşşak mı geçiyorsun sen benimle? Amına kodumun sala. Bu videoyu atacağım. Ya dur amına koyayım ya. Bak kaldığı yere bak. Eh be gerizekalı. Eh be gerizekalı. Abi anlamıyor ya. Bu insanlar niye anlamıyor beni ya? Arkadaşlar kusura bakmayın. Kameram kapanacak birazcık. Ya abi anasını sattım yerine. Bırak işte bir iki dakika dur.
Beşiktaş baskıyı sürdürdü. Akanji, Bellingham. Şimdi oldu o top. Bellingham. Messi. Yok, top da çıkmaz bir şimdi bak. Losterman. Leao. Bir gol için yükleniyor. Beşiktaş. And Robertson hiç bırakmıyor onu orada. Hiç bırakmaz. Bernardo dış falsosunu da verdi. Harika. Akanji. Haaland'ı kesmek istedi. Çok da başarılı bir hareket. Jiro Immobile bu sefer havadan oynadı. Messi'ye. Messi hadi oğlum. Uzun bir top. Ramos. Şimdi arkadaşlar yapabilirim. Kameramı ayarlamam gerekiyor. Evet, kameramı ayarlamam gerekiyor. Karşıdaki arkadaştan da özür diliyorum. Hazırız. Gerçi ben de Ronaldo'yu alayım bari. Ronaldo. Oraya kim gelir bilerek sağ ayak derin almam gerekiyor. Orta sahalarım çok iyi. Kırmızı kart yemeseydik böyle bir durum yaşamayacaktık. Jack giriliş. Ronaldo. Jude Bellingham. Donnani alamadı. Harikasın sen ya. Donnani uzun oynamak istedi. Şekillişi olmadı. Haaland! Top direkte patladı. Haaland tekrar. And Robertson tehlikeye girmeden topu kornere gönderdi. Beşiktaş birazcık daha baskılı oynarsa mükemmel olacak. Bu arada arkadaşlar sövdüm, kusura bakmayın. O da mecburiyetten yani. Abi ben kapattım çünkü. Hadi oğlum. Ramos. Dondanoni. Ronaldo vitesi arttırdı. Cristiano Ronaldo. Geldin ne oldu yeğenim. Jack giriliş olmadı. Jack girişe veremedim. Güzel güzel hadi. Oh işte bu. Evet arkadaşlar, 2-0 Torun Antifotif Kulüp olarak Beşiktaş'ı yendik. Yani şu an klasman olarak durun ya. Ne diyeyim arkadaşlar, bir dakika. Ben ne diyeyim? Hani ne demem gerekiyor hiçbir fikrim yok. Ama bu videoyu atacağım. Ne kadar zorluklarla, ne kadar mücadeleler verdiğimi görün. Yani like atıp abone olmazsanız da problem olmaz. Ama arkadaşlar benim söylemek istediğim şey işte bu. Yani ben bu tarz şeylerle çabalayarak bir şeyler yapmak istiyorum. Yapmaya da çalışıyorum. Ama olduğu kadar işte, yani olmadığı da böyle, hani amatör diyebilirsiniz isterseniz. İsterseniz aga hani videoları hiç özenmiyor diyebilirsiniz ama videolara özeniyorum arkadaşlar. Hem videolarıma özeniyorum hem de kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evet, bugün Beşiktaş'ı 2-0 yendik.
Yani klasmana zaten 1 puan alarak başlamıştık. Yani mağlubiyet değil de galibiyete birazcık daha hasret gibi bir hissiyat yarattı bizde. Biz de galibiyeti almaya çalıştık. Elimizden geldiğince de iyi bir oyun oynadık. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Birazcık söylendim. Ona da hani umarım affedersiniz. Onun dışında da arkadaşlar yorumlarda da bizleri desteklerseniz çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.